Sevgili dostlar merhaba, Astro Felsefe YouTube kanalıma ve Instagram kanalıma hoş geldiniz. Gelin dördüncü evin lordunun evlere göre yerleşimi hakkında bilgiler paylaşalım, konuşalım. Umarım hayırlı bilgiler ulaşır sizlere. Mutlaka o çektiğim videoya bakın. Dördüncü ev ne anlama geliyor? O yüzden detaylara inmek istemiyorum. Bu videoda genel anlamda dördüncü ev çünkü bizim birinci mokşa evi, bizim mutluluğumuz, bizim iç huzurumuzu gösteren bir ev. O anlamda ben ele alıp dördüncü evin lordunun hangi evlerde bulunmasıyla alakalı bilgiler paylaşacağım. Ama dediğim gibi özellikle Bavat Bava ya da herhangi bir eve göre hangi konuma geliyorsa, kaçıncı eve geliyorsa o şekilde bu öğrendiğiniz bilgileri de test edebilir, genişletebilirsiniz. Şimdi dördüncü evin lordu, bizim mutluluğumuz, iç huzurumuz dedik, güvenliğimiz dedik, mokşa evi, anne evi aynı zamanda. Birinci eve geldiği zaman birinci ev bizim kişiliğimiz, birinci ev sağlığımız, genel bir bütünümüz. O yüzden dördüncü evin lordunun birinci eve gelmesi çok önemli. Neden önemli? Kendra evi aynı zamanda. Dördüncü ev ve direkt birinci eve geliyor Kendra evlerinden biri. Kendra evleri biliyorsunuz 1, 4, 7, 10. evler. O yüzden önemli. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bu kişiler için iç huzur direkt kişinin kendisiyle alakalı. Yani cevabı kendisiyle alakalı. Mutluluk kendi sağlıklarıyla alakalı. Mutluluk kendi kişilikleriyle alakalı. Dördüncü evin lordunun konumuna bakarken mutlaka o gezegenin herhangi bir şekilde aflikte olup olmadığına bakın. Herhangi bir malefik gezegenden etkisi var mı? Düştüğü evde mi? Kötü mü etkilenmiş? Malefikler tarafından etkilenmiş mi? Satürn, Mars, Rahu kötü mü etkilemiş? Ya da bunun yanında Jüpiter tarafından ya da Venüs tarafından kuvvetlenmiş mi? Düşman evinde mi? Dik bala yapıyor mu? Güneş mesela birinci evde biliyorsunuz direkt yükseldiği yerde konum olarak o şekilde de mutlaka bakın. O yüzden kuvvetli olduğu zaman dördüncü evin lordu birinci evde çok güzel anlama gelir. Bu kişi için mutluluğun kaynağı kendisidir. Kendisine dönüştür. Genel vücut sağlığıdır. Kişilik sağlığıdır. Tabii ki neticede bu dünyada karmamızı ödemek için darmamız var. Bazı gezegenlerin konumu, dördüncü evin lordunun nerede olduğu ve nasıl etkilendiği de o açıdan önemli. Dördüncü evin lordu ikinci evde olduğu zaman çok güzel bir konum. Neden? Çünkü ikinci ev bizim aile kaynaklarımız, ikinci ev bizim kaynağımız, ikinci ev banka hesabımız, yediğimiz içtiğimiz bizi besleyen, dördüncü ev konuşmamız, yüz. O yüzden dördüncü evin lordu ikinci eve geldiği zaman özellikle de 11. ev, dördüncü evden saydığımızda 11. ev konumundadır. Bu da bizim yüksek arzularımızla alakalı. O yüzden dördüncü evin lordu ikinci evde olduğu zaman bu kişilerin iç huzuru, mutlulukları, kendilerine güvenleri tamamıyla kendi kaynaklarıyla alakalı, konuştuklarıyla alakalı, yedikleri yiyeceklerle alakalı. O yüzden güzel bir konum. Özellikle dördüncü evin lordu iyi bir şekilde desteklendiyse, yüceldiği yerdeyse ve aynı şekilde benefik gezegenler tarafından etkisi varsa, Vargautama varsa, bu tarz etkiler, Parivartan Yoga varsa, bu tarz etkiler kişiyi iç huzur anlamından destekleyecek bir konum. O yüzden güzel bir konum. Bu kişilerin iç huzuru, mutlulukları yüksek arzularıyla da alakalı. 11. ev konumuna geldiği için demek ki yüksek arzularını konuştukları şeylerle, yedikleri şeylerle, beslendikleri şeylerle, aile kaynaklarıyla ulaşacaklar. O yüzden gerçekten güzel bir konum. Tabii eğer malefik anlamda etkilenme varsa bu da kişiyi zorlayacak ama genel anlamda iyi bir konum. Eğer malefik anlamda zorlanmalar varsa bu konuda tavsiye edilecek şey kişinin yediği içtiğine sağlık açısından tabii ki ve konuştuğu şeye kaynaklarına dikkat etmesi gerekiyor. Ve diğer gezegenlerin görüşleri de önemli. Eğer bu evi Jüpiter görüyorsa, dördüncü evin lordunu görüyorsa ya da o anlamda Jüpiter'in yönettiği evlerle remediler olabilir. Şans o açıdan gelebilir. Bunlara da mutlaka dikkat
edin. Bu tamamıyla temel bilgiler. Ben direkt 4. evin lordunun hangi evlere göre olduğu ve o konumlara göre konuşuyorum ama kesinlikle hani herhangi bir görüş varsa o gezegenin gördüğü şekilde de, mesela Satürn görüyorsa 3. görüşü ya da 10. görüşü ya da 7. görüşü çalışmanın gerektiğini gösteriyor, anlamda da zorluk ve gecikmeyi gösterebilir ama size bu konuda da bilgi verir kendi huzurunuza, kendi mutluluğunuza neyin yardımcı olacağına dair. 4. evin lordu 3. evde olduğu zaman biliyorsunuz 3. ev 4. eve göre 12. ev konumuna geliyor. 12. ev farkındalık, mokşa evi, kayıp evi. Bu konum iyi görünmeyebilir, kayıplara sebep olabilir. Kişinin iç huzuru, belki o bir yerlere gitmek isteyebilir, uzak yolculuklara gitmek isteyebilir, uzak ülkelere gitmek isteyebilir. Bu anlamda belki kayıp olarak iç huzuru kayıplarla etkilenebilir. Bu anlamda pek iyi olmayabilir. Ama mesela Akrep Burcu için biliyorsunuz 3. evin lordu ve 4. evin lordu Satürn'dür. Eğer o yüzden 4. evin lordu 3. evde olduğu zaman aslında iyi bir konum. Bu şekilde de mutlaka düşünün. Ama bunun yanında tabii diyelim eğer Merkür diyelim, mesela eğer 4. evin lordu Venüs, eğer 4. evin lordu ise bu yengeç burçları için Venüs eğer 3. evdeyse direkt Merkür düştüğü yerde, bu anlamda tabii iyi etkilenmiyor. O yüzden kişiye zorluk verebilir. Ay için de aynı şey geçerli. Çünkü Ay 4. evin lordu Koç bireyleri için eğer 3. evdeyse Merkür evi olduğu için biliyorsunuz Merkür Ay'ı sevmez. O yüzden Merkür'ün evinde olması Ay'ı belki etkileyebilir. Bu anlamda da iyi olmayabilir. Fakat yine de kişinin iç huzuru arkadaşlarla destek bulabilir, komünikasyonlarla destek bulabilir ya da kişi bu şekilde eğilimler de gösterir. Fakat bazı konumlar kişiyi çok iyi yazar da yapabilir o zorlanmayla alakalı. Özellikle Akrep Burcu bireyler için Satürn hizmet anlamında bir takım yazılar, öğrenmeler, bilgelik çok önemli olarak çalışır. Çünkü özellikle 4. evin lordu 3. evde ise bu kişiler iyi öğretmen de olabilirler, iyi yazabilirler. Satürn çünkü hizmet vermeyi gösterir. Ve son olarak bu videoda 4. evin lordu 4. evde ne olursa ne olur. Çok kuvvetli bir konum aslında. 4. ev bir nevi aktif hale geliyor fakat güvendiği ya da etkilendiği başka evler yok. Biraz izole bir konum. Kişinin kendi içinde bulduğunu gösteriyor aslında huzuru, ailesini. Biraz izole bir konum. O yüzden bu gezegen hangisi? O yüzden Koç burcu için yengeçse Ay. Ay'ın orada olması zaten başlı başına biliyorsunuz dikbala yapar. Ay ve Venüs 4. evde. O yüzden 4. ev Ay. Ay olduğu zaman Ay'a bağlı olarak bu kişi besleyicidir, büyütücüdür, çok anaçtır, duygusaldır. Çünkü kişinin huzuru, mutluluğu hakkında bilgi verir 4. ev ve 4. evin lordu Ay. Orada olması bu kişileri inanılmaz anlamda duygusal yapar. Bu kişiler böyle o yengeç gibi kabuk hiç belli olmaz, içinde saklar bütün duygusallıkları. O yüzden 4. evin lordu Ay, 4. evde olan kişiler duygularını çok fazla dışarıya belli etmezler. Soğuk bile görünseler belki içlerinde o duygusallık inanılmaz bir şekilde olur. Venüs buradaysa, Venüs biliyorsunuz güzellik, ilişki, eğer Boğa burcundaysa belki daha farklı tabii ama Terazi burcundaysa daha farklı ona göre. Mesela Güneş için, Aslan burcu için biliyorsunuz direkt Mars, eğer 4. evin lordu Mars orada ise bu kişilerin iç huzuru biraz o gizli olabilir. Belki sırlarla dolu olabilir ama Mars tutkudur ve kişinin kendi mutluluğu bu şekilde o orijinal 8. ev ve Akrep burcu özellikleriyle kişinin tamamıyla içinde odaklanmıştır. Bu kişilerin o yüzden içine girmek, tutkularına girmek biraz zor olabilir. Satürn burada ise, Satürn burada olduğu zaman kişi aynı o hani Akrep burcu için bireyler için söylemiştik. Satürn 4. evin lordu burada olduğu zaman bu kişi disiplinli olabilir, çok çalışabilir. Biraz o ev çok kuvvetlendiği için inanılmaz bir hal alır aslında burada. O yüzden direkt 4. evin lordunun 4. evde olması bu şekilde etki gösterebilir. Ama hatırlatacak olursak yine çok önemli.
mutlaka herhangi bir malefik ya da benefik etkileşimi varsa, çünkü özellikle Mahadaş Antardaşa dönemlerinde eğer Jüpiter görüyorsa dördüncü evi, çok güzel bir konum. Özellikle Mahadaş Antardaşa dönemlerinde tetiklenmeler olur. Yine hatırlatayım, mutlaka o gezegenin herhangi, ne kadar da dördüncü evin lordu olsa da biliyorsunuz Ay ve Güneş dışında diğer gezegenler iki evi yönetiyorlar. O yüzden o evlere de mutlaka bakın. Çünkü yönettiği evlerle ilgili enerjileri, olayları taşıyarak dördüncü ev huzurumuz ve mutluluğumuz hakkında bize bilgi verir. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Tekrar devam edeceğim. Bu şekilde dördüncü evin lordunun diğer evlere iletişim açısından. Tekrar kendinizi çok ama çok sevin. Etrafınızdaki insanları çok 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 daha fazla sevin. Venüs'ün transitinden dolayı sizleri çok seviyorum sevgili dostlar. Hoşça kalın.